Beden dillerine bakar mısın? Abine söyle, yemesin daha fazla seni. Onların aralarında bir şeyler var ya da olacak. Hoş geldin Seher. Seher ne oldu? Yoksa annene bir şey mi oldu kızım? Benim size çok önemli bir şey anlatmam lazım Azim Bey. Yine eski günlerdeki gibi. Bak annen yine tarıyor saçlarını. Kapa gözlerini. Yine annen eski günlerdeki gibi tarasın saçlarını yavrum. Güzel kızım benim. Gel ben sana ne istediğini göstereyim. Gel sen gel, ben sana ne istediğini göstereyim bak. Bak bak, hangisinin çilesini istiyorsun ha? Sen bana bir ne istediğini söyle. Ne istiyorsun? Bende size harcatacak kız var mı be ahlaksızlar? Bende size harcatacak kız yok. Anladınız mı beni? Yarın benim sınavım var. Hem ablam da gelmiyor. Ben niye geliyorum ki seninle ya? Kızım, bak senin sınavın oyalı. Sen neler diyorsun Allah aşkına? Gözünü bile kırpmadan merdivenlerden itmiş Azim Bey. Cüzdanımın merdivenlerden yuvarlanması tıpkı annem gibi. Annem bunun da o kadının işi olduğundan emin. Olamaz. Haberi aldığından beri iki göze iki çeşme Azim Bey. Beni ittiği gibi onu da itti diyor. Bu gerçek olamaz. Olamaz böyle bir şey. Azim Bey kahve getirmişti. Fazilet nerede? Ece Hanım'ın yanında, yatak odasında. Anayla yavrusunun göbek bağı kesilir de kızım. Gönül bağı bir ömür boyu kesilmez. Kaderin bile bu bağı koparmaya gücü yetmez kızım. Sen ne yaptın benim ablama? Ne yaptım Hazım Bey? Saliha'ya ne yaptıysan aynısını yaptın değil mi? Bir dakika Hazım Bey, bir dakika. Ben ne ablanıza ne de Saliha Hanım'a hiçbir şey yapmadım. Ben Saliha'yı... Saliha Hanım'ın düşmesine annem sebep oldu. Evet. Oradaydım, gördüm. Belki istemeyerek oldu ama... annem sebep oldu. Buraya kadarmış Fazilet Hanım. Derdinizi karakolda anlatırsınız. Hadi yürü. Bir dakika Azim Bey. Ben yapmadım ama... kimin yaptığını biliyorum. Katilin kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız... peşimden gelin. Sen bana nasıl kıydıysan, ben de sana öyle kıydım işte anne. Aramızdaki bütün bağı koparttım. Allah'ım, ne olur ya Rabbim, beni de oğlum da şu kadının eline düşürme. Artık söyle Fazilet, neyin peşindesin? Ne demek oluyor bu? Beni buraya niye getirdin? Ne oldu Hazım Bey? Şimdi ne olduğunu ikiniz de anlayacaksınız. Gerçeği
Neymiş Hazım Efendi? Hı? Hadi. Hadi şimdi yiyin birbirinizi. Kimin gücü kime yeterse. Hodri meydan. Sen benim ablamı öldürdün. Bizi duymuş. Her şeyi biliyordu. Beni tehdit etti. Ona engel olmam gerekiyordu. Aşağı inip her şeyi anlatacaktı. Buna izin veremezdim. Merdivenlerden inmesine müsaade edemezdim. Seni öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Hatırlıyorum. Hatırlıyor musun Hazım Bey? Yıllar önce ben de senin öyle boğazını sıkmıştım. Söyle Hazım Bey. Söyle. Evladımı doğurmadan kaç dakika önceydi? O lanet inşaatında oğlumun babasını aşağıya gittiğinde... Sen benden bir can aldın. Kocamı aldın. Şimdi ben de senden bir can aldım. Ödeşti Kasım Bey. İspatlayamazsın dersen git polisi çağır. Bak, kardeşin toprak oldu. Bir toprak da oğlumun üstüne atarsın. Bak Kazım Bey, ben bunca çileyi henüz oğlumla aynı çatı altında buluşmuşken hapislerde çürümek için çekmedim. Hadi git çağır polisi. Eğer polis gelirse her şeyi öğrenirler. Eğer ben hapse gireceksem oğlumun kim olduğunu öğrenmeden gitmem Hazım Bey. Şimdi karar ver. Ablan öldü. Ama sana baba diyen oğlum hala yaşıyor. Yaşarken onu öldürecek misin Hazım Bey? Ha? Söylesene. Öldürecek misin? Hazım Bey. Haciz Bey, sanırım ben. Ne oldu? Annem miymiş ha? Annem mi yapmış? Haciz Bey, sanırım ben. Hazım Bey. Annen masumiyetini ispatladı. Kızım. Hazım Efendi'nin hakkından geldi. Şimdi sıra bende.
Ben senin abinim. Kime neyi yakıştırdığını, otur kimi neyle suçladığını düşün. Kendine gel lan. Abin o senin. Sevdiğin kıza bakacak değil ya. Abin. Salak salak şeyler düşünüp durma. Hoş geldiniz. Merhaba. Annemi gördün mü? Vallahi yani az önce Kerim Hanım'ın odasına girdi sanki. Kolay gelsin. Sağ ol. Kazım Efendi ablasını gömdü. Gitti ablası. Ya oğlunu? Oğlunu gömebilecek mi acaba Kerim Hanım? Hı? Hazım Efendi'yi durdurmaya gücün yetti. Fazilet çam kıranı durdurmaya gücün yetecek mi bakalım? Hadi. Oğluna acıdı. Sustu. Ben niye acıyım senin oğluna? Niye susayım? Bu dünya imtihan dünyası Kerim'e. Oğlunun sınavı anasıymış. Ben ne yapayım? Senin oğlunun gücü Fazilet Çamkıran'ı durdurmaya yeter mi acaba? Sen beni ne zannettin be? Ne istiyorsun Fazilet? Bundan sonra avucumun içindesin Kerim'e. Ya da hapiste. Karar senin. Artık oğlun hangisi ise seni hapishanede ziyarete gelir. Kerim Hanım. O rahmetli cadı bana engel olmak için buldu getirdi seni buraya. Ben bilmiyor muyum zannediyorsun? Bak kısmet işte. Kısmettin, ziyan oldun Kerim Hanım. Bundan sonra ben ne dersem o olacak. Artık elimdesin. Ben ne dersem o olacak. Bu yalıda benim gözüm, kulağım, dilim olacaksın. Yalının kahyası değil. Kızımın garantisi olacaksın. Benim sözümden dışarı çıkmayacaksın. Bu kadar. Neler çeviriyorsunuz siz ya? Çok şükür. Çok şükür Allah'ım, çok şükür. Ne haber anne? Hayırdır? İnsan bir kapıyı çalmaz mı? Lönk diye içeri mi girilir? Aa. Bu kayınvalide rolü oturmuş üstüne. Sen kapı çalmayı yılda mı öğrendin? Hazan vallahi hiç keyfimi bozdurmam sana ha. Tabii. Keyifler yerinde. İşler tıkırında. Sen ne dolanıyorsun burada be? Hiç işin gücün yok mu senin? Hadi, hadi işine gücüne git. Aa, ama kalbimi kırıyorsun Fazilet Hanım. Böyle ayak altında dolanmamı istemiyormuşsun gibi. Ayıp oluyor ama. Evlat mı ayırıyorsun sen yoksa? Kız sen kendin değil miydin ben bir daha bu yalıya adımımı atmam diye? Ne oluyoruz şimdi? Allah Allah. Bak taziye şeyleri var. Gelen olur, giden olur. Hadi git öp kardeşini de uğrayalım biz seni. Hadi kızım benim. Aa. Aa ne demek kız? Yani ben düşündüm de burada yani kardeşimin evinde bir süre daha misafir olmaya karar verdim. Burada. Sen kalıyorsun. Kalıyorum anneciğim. Ne zamana kadar? Sana bağlı. Bana mı bağlı? Bu evde iki düğüm var anne. İkisinin de ucu sende. Biri Kerim'e, biri kardeşim. İkisinin de ucundan tuttum. Çözmeden bırakma. Canına okuyacağım seni. Ne oluyor? Asıl sana ne oluyor? Ben toplanıyorum. Gördüğün gibi.
Gitme. Pardon? Gitmemen lazım. Sebep? Yani ben buraya kardeşimi kurtarmak için gelmiştim ama artık kurtaracak bir kardeşim kalmadı kendisi kocasının evinde. Ben burada kalıyorum. Senin de kalmanı istiyorum. Sen kalıyorsan kalıyorsun da ben niye kalayım? Oturup muhabbet edelim diye. Allah Allah. Bak bu evde bir şeyler dönüyor. Öyle mi? Gerçekten mi? Büyük haber. Ya ciddiyim ben. Bak sen kalırsın. Kendince sebeplerin var. Yani kardeşinin gizemli evliliğini çözeceksin. Hatta zavallı cici anneyi... İşte canavar üvey evlatlardan falan kuracaksın. Yani geçerli sebepler. Ama benim sebebim falan yok. Var. Bak ben artık sadece kardeşimin peşinde değilim. Kerime'nin de peşindeyim. Annemle Kerime bir şeyler gizliyor. Biz yani ikimiz bu Kerime olayını çözebiliriz. Anne senin, sözde akraba senin. Sen ne çözeceksen çöz. Benim Kahya'yı çözmek istediğimi nereden çıkarıyorsun? Ya çıkarmadım ama çözmelisin. Bak bu işin sonunda ne çıkacağını sana söyleyemem. Bilmiyorum çünkü. Ama ucu sana da dokunuyor. Bunu biliyorum. Ya ucu bana dokunuyorsa seni niye ilgilendiriyor? Ya belki bir ucu sana dokunuyor, diğer ucu beni ilgilendiren birine dokunuyor. Hazan, açık konuş. Daha değil. Ya Yağız, burada kalman lazım. Bu işi birlikte çözmemiz lazım. Sana ihtiyacım var. Lütfen. Parça eşya alıp döneceğim zaten. Taksiyi de bekletirim kapının önünde. Şeker değilim. Vermem kızım, merak etme ya. Hazım Bey dönmedi mi hala? Dönmedi, gelmedi daha. Ya telefonlarını da açmıyor. Ya evden çıkarken o kadar tuhaftı ki. Merak ediyorum abla ya. Annem yüzünden girilmişti değil mi? Yani işte oldu bir şeyler. Doğru düzgün anlatmazsın zaten. Tamam abla, sen gel de konuşuruz. Ha, geldi galiba, kapatıyorum ben. Tamam, şarjım bitiyor benim de zaten. Hadi bay bay. Hoş geldin Sinan Bey. Hazan nerede? Eşyalarını toplamaya gitti. Abla mı gidiyor bu ya? Hayatım bak, telefonu kulağına yapışmış. Kocasını arıyor. Ne oldu? Kocanı mı merak ettin sen? Ha, yok, ben ablamı arıyordum da...
Telefonu kapalı Hazım Bey'in. Hazım Bey? Sen kocana Hazım Bey mi diyorsun? Ha, yok ben... Bu çok şeker ya. Yalnız böyle şey gibi duruyor. Hani bizim enerjimiz çok tuttu. Seviyeli bir izdivaç içindeyiz der gibi duruyor ama yani sen bilirsin yine de tatlı. Ya ben merak ediyorum da yani evden çıkarken böyle garipti bilmiyorum. Ece. Ha, Ece Hanım. Kocanız bir akşam geç kaldı diye böyle şov yapmanıza gerek yok. Yani kimse etkilenmiyor yani. Sen onu aldırma. Sinirleri bozgun. Sen kendin demiyor muydun? O kız benim kızımdan bile küçük diye, he? Sen demiyor muydun baba? Senin yaptığını yaptım baba. Aynısını yaptım. Bizi duymuş. Her şeyi biliyordu. Beni tehdit etti. Ona engel olmam gerekiyordu. Aşağıya her şeyi anlatacaktı. Buna izin veremezdim. Merdivenlerden inmesine müsaade edemezdi. Anne. 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 Yok senin annen artık. Anne. Anne yok artık senin. Yok. Yok annen artık senin yok. Geliyorum ben.
Abi senin işin bitti. Hanımefendiyi bekliyordum. Hanımefendi vazgeçti abi. Peki tamam. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Ne yapıyorsun Ozan? Sayın savcım, ölen şahıs Hazım Egemen'miş. Tamam, sen işin başına. Emredersiniz. Anne. Anne, yine ben geldim. Çarp şu kapıyı lütfen. Anne. İçimde bir sıkıntı var benim. Boğuluyorum, çok fenayım. Kimse beni dinlemiyor, kimse umursamıyor. Anne. Anne lütfen. Sen de dinlemiyorsun. Talih Hanım'ın düşmesine annem sebep oldu. Oradaydım, gördüm. Annemle aralarında nasıl bağ var bilmiyorum. Ama o kadın bizim akrabamız falan değil, eminim bundan. Bizimle nasıl bir bağ var? Doğru soru bu olacak galiba. Biz de abimle birlikte bunu anlamaya çalışıyoruz zaten. Siz abimle bunları öğrenirken benim neden dünyadan haberim yok acaba? Bilmem Sinan. Bir düşün istersen. Neden acaba? Ha? Tamam neyse. Şimdi o zaman eve gidiyoruz. Bu kadın neden bizimle kafayı bozmuş onu anlamaya çalışacağız, tamam mı? Ha bir de biraz önce neden öyle delirip çıktım onu sana açıklamam gerekiyor galiba. Ben hiçbir şey sormuyorum Sinan. Sormayacağım da. Ya bak Hazım. Yok. Gerçekten ya. Hiçbir şey sormayacağım. Merak etmiyorum çünkü. Tamam mı? Seninle de saçmalıklarına da ilgilenmiyorum. Umurumda bile değil. İçeride kuru bir şeyler var. Getireyim onları giyersin. Ne oldu, komik mi? Yani saçmalıklarım umurunda değil ama üşümem umurunda. Komik. Islanırsa ıslansın. Niye karışıyorsun ya? Hayret bir şey. Donsun hatta, donsun. İlle insanlık yapacaksın, ille bir şey. Bırak donsun işte. Havlu da var. Bunları da giyersin. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Hemen soyunuyorsun. Bir bekle çıkayım. Allah Allah.
Kimin bunlar? Kerim ablanın rahmetli eşinin. Islak kalmandan iyidir diye düşündüm. İnsanım yani. Babamın. Sen bunu bana mı veriyorsun? Yemezsin herhalde canım. Geri alacağım zaten. İkimiz de aynı güne gittik galiba. Ben gayet bugündeyim. Ama babanın kazağı daha çok yakışmıştı değil mi? Babamın kazağı daha çok yakışmıştı. Evet, daha çok yakışmıştı ama sen onun kıymetini bile bilemedin. Onu bile bin parçaya böldün. Babamın hatırasmadı, bana da aynı şeyi yaptın sen. Ya devam et, hadi devam et. Madem patladın devam et. Belki benim de söyleyecek bir şeylerim vardır değil mi? Senin söyleyeceğin ne var? Yok, benim de yok. Hikaye kısa. O kazağın başına ne geldiyse benim başıma da aynı şey geldi. Ne eksiği var ne fazlası. Kazak da, hazan da bin parça. Hazan! Taksiyi de göndermiş ya! Bravo! Nefret ediyorum senden, nefret! Hadi gidelim. Ya benimle gelirsin ya da beraber ısınırız burada. Sırf senin yüzünden hasta olmamak için biniyorum arabana. Bil bunu, tamam mı? Sofra hazır, geçebilirsiniz. Hadi. Ne yapalım, törenle mi geçelim? Hani bir şeyler yememiz lazım. İnsanız yani, hayati ihtiyaçlarımız var bizim de, değil mi? Hadi. Ama ben de acıktım. Hadi. Yaz. Hadi sen gelmemişsin. Babam saat kaç oldu? Gelir zaten. Aç artık hadi lütfen. Aç telefonu. Show bitmiyor. Afiyet olsun. Hayatım, sen kocanı mı bekleyeceksin? Ama çok gerçekçi oynamıyor. Peki. Gelinimiz yemediğine göre galiba kayınvalidemiz de yemeyecek. Ya siz ne biçim insanlarsınız be? Ya babanız ortada yok, bir arayıp sormuyorsunuz bile ya. Ya hiç mi merak etmiyorsunuz, ha? Ya adam evden kötü çıktı diyorum, telefonu kapalı diyorum. İyi akşamlar, afiyet olsun. Kerim Hanım, sizinle konuşmamız gereken şeyler var. Hayırdır Sinan? Bir şey mi oldu? Kerim abla. Kerim abla. Kerim abla. Kerim Hanım.
Ah, ah. Ana değil misin? Ah, kalbin kırık mırık, gene evladının başındasın. Ne olacak? Ne zormuş bu analık be, ne zormuş. Yavaş Kerim abla. Ya tansiyon aleti getirmişim de kolonya su falan. Tamam. Yavaş. Sinan, neydi şimdi bu? Ha? Neymiş o kadının derdi? O kadının derdini sen daha iyi biliyorsun bence. Öyle değil mi? Ne demek oluyor bu? Hazan'la aranızdaki küçük sır diyorum. Aşağıda ne olduğunu anlatacak mısın? Yoksa gidip Hazan'a mı sorayım? Üstümdekiler yüzünden, tamam mı? Islandım Hazan'da, o kadının işte ölmüş kocasının kıyafetlerini verdi. Yani? Hiçbir şey anlamıyorum. Peki, kadın yatağının altında bizi arşivlemiş desem, ne düşünürsün? Nasıl yani? Kadın yıllarca hakkımızda çıkan haberleri arşivlemiş. İkimizin de.